Linda teyze ile yeni tanıştım. Peşinen söylemeliyim, kendisi son derece rahmetli biri. Ben sadece kafatasını görebildim. Bedeninin kalan kısmı nerede bilmiyorum. Karışık oldu, haklısınız. Baştan alayım. Artık durumu kabullenmiş, iyi olmanın ve ilerlemenin her yolunu denemeye kesin olarak karar vermiştim. Olaya bilimsel yaklaşacaktım. Ayrılık sonrası depresyondan kurtulma üzerine hazırlanmış tüm dokümantasyonu tarayıp, Beyoğlu'nun metafizik dalında faaliyet gösteren tüm kahve sizden, fal bizden laboratuvarlarını gezip, uzay bilimleri alanında güncel çalışmalar üreten tüm astrologların yazdıklarını inceledikten sonra kendime bir hareket planı hazırladım. Bir kere, her şeyden önce ne olursa olsun ağlamayacaktım. Onunla gittiğimiz bir yerin, beraber yaptığımız bir şeyin, bir nesnenin, bir şarkının filan beni duygulandırmasına asla izin vermeyecektim. Anıların üzerindeki anlamları portakalı soyar gibi soyacak ve kabuksuz bir vaziyette başucuma koyacaktım. Gerekirse kendime kullanışlı yalanlar uyduracaktım. Çünkü hayat fazla vahşiydi. Zaman çatır çutur çalışıyordu ve gözaltlarım mosmordu. Aşk acısını sepetlemenin ve hayatı yeniden sevmenin altın kurallarını anlatan kitapların birinde, sabah uyandığınızda ilk iş aynaya bakıp gülümseyerek kendinize kocaman bir günaydın deyin yazıyordu. Gerisi kendiliğinden geliyormuş zaten. Tamam ulan, öyle yapacağım. Sonra da giyinip süslenip tarihi yarımadaya giderim mesela. Daha önce hep onunla gittiğimiz, sokaklarında el ele yürüdüğümüz, köşedeki pastanede sütlaç yediğimiz için değil. Ben tarihe bayılırım. En sevdiğim şey, tarih. Germiyan oğulları olsun, Urartular olsun, bunlar benim her zaman takdir ettiğim kabilelerdir. Ayrıca kendi sütlacımı da kendim ısmarlarım. Biz daha ölmedik. Yatak odasına gidip haftalardır değiştirmediğim, gözyaşı ve sümük lekeleriyle yeniden desenlenmiş nevresimleri çıkarıp kirliye attım. Keşke kendim de atabilsem. Biri beni çamaşır makinesinde 60 derece ön yıkamalı programda yıkasa, içime yumuşatıcı katsa, sonra bol suyla foşur foşur durulasa, 1400 devirde sıksa, bitince çıkarıp balkondaki çamaşırla böyle kollarımdan assa. Güneş vurdukça hafif hafif kurusam, sonra toplansam, katlansam, mis gibi koksam. Böyle bir şey mümkün değil tabii, saçmalamayın. Ama yalnız başına nevresim değiştirmenin de Allah belasını versin. Neyse, mis gibi çarşafları uzanıp eski hayatımın son gecesini umutlu şeyler düşünmeye çalışarak noktaladım. O kadar çok kabus görmesem vallahi mutlu uyanacaktım. Uyanır uyanmaz aynaya bakmadım tabii. Sabah sabah kendimi hiç çekemem doğrusu. Yüzümü bile yıkamadan geçtim salondaki kanepeye oturdum. Bir süre televizyonu izledim. Açık olup olmadığını fark etmek biraz zamanımı aldı. Önemli değil. Açık olsa da bir şey anlamıyorum zaten. Kafam sürekli karıncalı yayında. Ama beyin bir kaslar bütünü nihayetinde. Ne kadar çok egzersiz yaptırırsanız o kadar çalışır. Artık çalıştıracağım. Böyle gitmez çünkü. Toparlayacaksın deyip kendime öğretmen parmağımı salladım. Sen halledersin kızım. Sana bir şey olmaz deyip yanağımdan da bir makas aldım. Birden gerçekten içime bir mutluluk geldi. Yani kontağı zorlaya zorlaya nihayet arabayı çalıştırmışım gibi hissettim. O sevinçle koşup banyoya gittim ve aynaya baktım. Allah seni kahretmesin. Kadın, bu ne hal? Karanlıkta görseniz yolunuzu değiştirirsiniz. Öyle perte çıkmışım. Bu mendebura gülümseyerek günaydın demek için benim bir miktar vodkaya ihtiyacım var. Ama elbette içmeyeceğim. İçersem kendimi tutamayıp bir Ahmet Kaya şarkısı açarım. Sonra göğsüm daralır, yüreğim kanar, ağlamaya başlarım. O devri kapattım. Bugün yeni hayatımın ilk günü anasını satayım. Yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçalarken ağzımın arka tarafında birkaç yıl önce ağrısına dayanamayıp çektirdiğim dişimden kalan boşluğun farkına vardım.
İnsanın bedeninden bir şeyler koparttırması hoş değil. Sonrasında açılan boşluğu neyle dolduracağınızı şaşırıyorsunuz çünkü. Daha önce başka bir doktor da bademciklerimi almak istemişti ama vermemiştim. Ağaçtan toplamadım sonuçta. Hem onlar o kadar ağrı yapmıyor. Ama diş ağrısı fena. Yokuştan aşağı amuda kalkıp koş deseler, koşarsın. İnsanda muhakeme yeteneği bırakmıyor. Koşmadım tabii. Edebimle dişçiye gittim. Ağrılı bir sürece dayanabilirseniz dişinizi kurtarabiliriz demişti doktor. Dayanamam ya. Nasıl dayanayım? Amuda kalkıp koşacak noktaya gelmişim. Çekin dedim ya, çekin. Çektiler. Zavallı dişim kerpetenle ağzımdan çıkarılıp tıbbi atık kutusuna atıldı. Dramatik bir andı. Onca yılımızı beraber geçirmiştik. Ve doktor kılığındaki bir nalburun acımasız kerpeten darbeleriyle bir anda sonsuza kadar ayrılmıştık. Yemişim dramasını. Ağrıdan kurtuldum sonuçta. Bir süre dilimi o boşluktan ayırmakta güçlük çekmiştim. Ama sonra alışmış, sonra da unutmuştum. Her konuda süreç böyle işliyor zaten. Şimdi ise durduk yere o boşluk gözüme çirkin görünmeye başladı. Kesin ona da çirkin göründü ve beni terk etti. Yersiz bir ayrılık için hiç fena sebep sayılmaz. Dişteki boşluk birçok ayrılığı açıklayabilecek bir sebep bence. Çünkü erkekler boşluklara dayanamazlar. O boşluğun ardında bıraktığı ağrının izini seçecek kadar keskin gözleri yoktur. Ne? Bak yine bana sinir geldi. Bu küçük ve naif aydınlanma anı bir takım kararlar almama sebep oldu. Gözüme güzel görünmeliyim. Madem kalpçiye gidip öküz gibi ağrıyan kalbimi çektiremiyorum, dişçiye gidip kendime sıpsıfır bir diş yaptırmalıyım. Boşlukları ne kadar hızlı kapatırsanız o kadar çabuk geçer çünkü. Kadınların ayrılık sonrasında saçlarını boyatmaları, yeni elbiseler almaları, dökülüp saçılmaları kendini göstermenin değil, saklanmanın bir yolu aslında. Ruhunuzdaki değişiklikler anlaşılmasın diye bedeninizde değişiklikler yaparak farklı görünüyorsun, bir şey mi oldu sorularını saçınızı, kılığınızı, memenizi kalkan yaparak savuşturmaya çalışıyorsunuz. Dünya derdi olan insanları taşıyacak kadar şefkatli değil. Silahlarımızı kuşanmak zorundayız. Diş meselesini derhal halletmeliydim. Sabredecek gücüm yoktu. Oradan çıkıp kuaföre geçer, saçımı bebek kakası rengine boyatırdım. Sonra da bir estetik cerrah gider, botoks, liposuction, silikon. Artık Allah ne verdiyse bir sürü ameliyatla dünya güzeli olurdum. Evet evet, iyi düşündüm bunu. Daha güzel olsaydım kesin beni terk etmezdi. Şerefsiz. Bunların hepsi böyle. Neyse, dişçiden randevu almak için aradım. İstanbul'da herhangi bir sorununuzu öyle çat kapı giderek çözmek gibi bir lüksünüz yoktur. Milyonlarca insan var ve kimsenin kimseye minneti yok. İşinizi hızlı hallettirmek için ya çok paranız ya da çok acil bir durumunuz olması gerekir. Çok param yok ama durumum acil. Ağzımdaki boşluk deli gibi ağrıyor. Fantom ağrı diye bir şey var sonuçta. Bir sebeple kolunu bacağını kestirmek zorunda kalan insanların kolları bacakları varmış gibi çektikleri ağrı. Boşluğun yarattığı ağrı. Bence ağrıların en beteri. Benim de olmayan dişim ağrıyor işte. Neyse, sekreter kadına dişim çok ağrıyor, dayanamıyorum deyip randevuyu kopardım. Gittiğimde bunu bir şekilde izah ederim size. Makyaj masama geçtim. Fırçalar ve boyalar vasıtasıyla yüzüme mutluluğun resmini çizmeye çalıştım. Bir şeye benzemedim tabii. Kapatıcılarla sivilceleri, kırışıklıkları falan hallediyorsunuz. Ama mutsuzluk öyle kolay örtülmüyor. Ne yapalım? Zamanla geçer. Giyinip çıktım. Otobüste genel durumumu tekrar bir gözden geçirdim. İyiyim. 12 saattir ağlamadım. Randevu saatimden yarım saat önce dişçideydim. Sekreter beni bekleme salonuna aldı. Ortadaki sehpanın üstünde bir kafa iskeleti vardı. Yok canım, gerçek değildir diye düşündüm ama gerçekmiş. Ve ismi Linda'ymış. Ha,
kadınmış yani. İnsan bir iskeletin kadın olabileceğine ilk bakışta ihtimal vermiyor. Ölüp iskelete döndükten sonra kadın ya da erkek olmak çok fark etmiyor da diyebiliriz. Linda teyze varlığını bilime adamış yüce bir şahsiyet. Bedenim genç hekimlerin işine yarasın diyerek kendini gömdürmemiş. Gömülmemenin en kamuflaj yolunu bulmuş bence. Toprağın altı bir tohum için konforlu olabilir. Ama bizi ektiklerinde büyümüyoruz sonuçta. Akıllı kadınmış. Yıllar önce ölmüş biriyle aynı odada bulunmak beni biraz gerdi. Linda teyzeye bakmamaya çalıştım. Çantamdan kitabımı çıkarıp okuyayım dedim. Ama fonda sürekli sırıtan bir iskelet konsantrasyonumu bozduğu için hiçbir şey anlamadım. Sekreterin yanına gidip, nereliymiş, ne zaman ölmüş, niye ölmüş, ya bu niye burada, kalanı nerede, kimi kimsesi yok muymuş ya, artık gömsenize. Sizin anneniz böyle sehpanın üstünde ölü ölü dursa hoşunuza gider mi? Gibi bin tane şey söyledim. Kadın, sizin dişiniz ağrımıyor muydu? Dedi. Ağrıyor tabii. Unutmak için başka şeylerle ilgilenmeye çalışıyorum burada. Hayret bir şey. Sekretere fazla çemkirmedim ama sorularıma da cevap alamadım. İsmi dışında hiçbir şey bilmiyormuş. Diş doktorunun çene cerrahisiyle ilgili çalışmaları nedeniyle zaman zaman kendisine ihtiyacı oluyormuş. Bu yüzden burada tutuluyormuş. Arka dişindeki dolguyu görmediniz mi? Dedi. Görmedim. Tekrar bekleme salonuna geçip Linda teyzeyi yakından incelemeye başladım. Gerçekten de bir dişinde dolgu vardı. Demek o da sevdiği adam tarafından yok yere terk edilmiş. Sonra da koşa koşa soluğu dişçide almıştı. Boşlukları doldurmak için. Linda teyze bence Amerikalı. Kulağa Amerikan ismi gibi geliyor. Ama iskeleti burada olduğuna göre herhalde burada ölmüştür. O yüzden ona Türkiye'li diyebiliriz. İnsanın memleketi öldüğü yerdir çünkü. Bence ülkemize tatil için gelip bir hayırsıza aşık olmuş. Adam ona başta prensesler gibi davranmış. Öyle mutluymuş ki ülkesine dönememiş. Aradan zaman geçmiş, pembe bulutlar Balkanlara doğru hareket etmiş. Linda teyze hiçbir şeyin farkında değilmiş. Sonra sevgilisi gelip, ben artık bu ilişkiye inanmıyorum demiş. Linda teyze şoka girmiş. Önce şaka yapıyor sanmış ama adam eşyalarını toplayıp gidince olayın ciddiyetini kavramış. Çok kötü olmuş tabii Linda teyze. Bir türlü anlayamıyormuş. Her gün içiyor, bardaktan boşanırcasına ağlıyormuş. O dönem Ahmet Kaya şarkıları olsa kesin dinler, kendini iyice derbeder edermiş. Üzüntüden işe gidemiyor, bir lokma yemek yiyemiyormuş. İyice zayıflamış, çirkinleşmiş, gözaltları mosmor olmuş. Bir gece artık böyle devam edemeyeceğine karar vermiş. Kendini toparlaması, yeniden hayata karışması gerekiyormuş. Hem esasen çok güçlü kadınmış Linda teyze. Neleri atlatmış? Bir aşk acısını mı atlatamayacakmış? Artık ağlamamaya yemin etmiş. Haftalarda değiştirmediği nevresimleri tek başına değiştirip sabah yepyeni bir güne uyanmak için Yüce İsa ve validesi Meryem'e dua ederek uyumuş. Sabah olduğunda muhteşem bir duyguyla karşılaşmamış elbette ama Linda teyze kadim kadınmış. İşlerin öyle ha demeyle değişmeyeceğini biliyormuş. Kalkmış, yüzünü yıkamış, saçını taramış. Dişlerini temizlerken arka tarafta yıllar önce ağzıyla fındık kırarken fındıkla beraber kırdığı dişinden yarım kalan boşluğu fark etmiş. O güne kadar o kırık diş hiç gözüne batmamış aslında ama artık tüm kırıkları onarmak gibi bir arzusu varmış. Pangaltı'da diş hekimliği yapan aziz dostu Yorgun'un muayenehanesine gidip dolgu yaptırmaya karar vermiş. Sonra da berbere gidip saçını boyatır. Oradan da bir otacıya uğrayıp güzelleşmek için kendine bir krem hazırlatırmış. İstanbul o zamanlar o kadar kalabalık değilmiş. Herhangi bir yere gitmek için randevu almak gerekmezmiş. Giyinip çıkmış. Faytonda giderken genel durumunu tekrar gözden geçirmiş. İyiymiş. 12 saattir ağlamamış.
Yorgo Bey onu büyük bir nezaketle karşılamış. Önce oturup birer Türk kahvesi eşliğinde sohbet etmişler. Linda teyze günlerdir evden çıkmamış, tek bir insan yüzü dahi görmemiş olduğu için hazır birini bulmuşken başına gelenleri uzun uzun anlatmış. Yorgo Bey elini tutup zamanla geçer diyerek Linda teyzeyi teselli etmiş. Ne zaman isterseniz gelin demiş. Gece gündüz fark etmez demiş. Dostlar bugünler içindir demiş. Unutmanıza yardımcı olurum Linda Hanımcığım demiş. Meğerse Yorgo Bey'in Linda teyze de gözü varmış. Kör olmaya sıcak. Erkek değil mi işte? Hepsi aynı. Linda teyze de saf kadın tabii. Ne iyi adam şu Yorgo diye geçirmiş içinden. İnanma kız Linda teyze. Bu da seni yatağa atma peşinde. Bir abim vardı derdi ki erkeklerin en iyisi benim, ben de beş para etmem. Bu sözü daha sık hatırlamalıyım. Neyse. Kahveler bittikten sonra Linda teyze kırık dişine dolgu yaptırmış ve kendini yarım santim daha tamamlanmış hissetmiş. Tamamlanmak öyle kolay mesele değilmiş zaten. Santim santim ilerlemeniz gerekirmiş. Yorgo Efendi Linda teyzeyi uğurlarken baygın gözlerde elini öpüp her zaman beklerim demiş. Şerefsiz. Neyse. Linda teyze dişiden çıktıktan sonra berbere ve otacıya gitmekten vazgeçmiş. Saçındaki beyazlarla, yüzündeki kırışıklıklarla ateşkes ilan etmiş. Çünkü onlar tam olarak onun kim olduğunu gösteren şeylermiş. O beyazlar ve kırışıklıklar buradayım demekmiş. Yaşadım, aşık oldum, acı çektim, ağladım. Ama bakın artık gülüyorum. Atlattım demekmiş. Çok kral kadınmış Linda teyze. Doktor ağzımı matkapla delip içine dübel çakmaya çalışırken bir yandan da üstten üstten bakıp yakası hafif açık gömleğimin arasından memelerimi görmeye çalışıyordu. Şerefsiz. Bense Linda teyzeyi ve geri kalan hayatında neler yapmış olabileceğini düşünüyordum. Yorgo Bey sıcak denizlere inme planlarını gerçekleştirememiştir bir kere. Linda teyze saf ama aptal değil. Bir süre kendini Nadas'a bıraktıktan sonra çok güzel hikayeleri olan bir adamla tanışıp tekrar aşık olmuştur. Linda teyzeler hikayelere bayılırlar. Adam Linda teyzenin kırışıklıklarını da saçındaki beyazları da çok sevmiştir. Çünkü ne anlama geldiklerini bilmektedir. Benzerleri kendisinde de vardır. Çok geçmeden basit bir törenle evlenip acayip mutlu olmuşlardır. Zaman geçip ölme vakti geldiğinde Linda teyze yatağında kara meleği bekler. Kocası başucunda onun elini tutarken Linda teyze son gücüyle şöyle demiştir. Gömülmek istemiyorum Hüseyin. Beni tıbba teslim et. Kadavra olacağım. Eniştenin adı Hüseyin çıktı. Bunu ben de beklemiyordum açıkçası. Doktor ağzım ve memelerimle işini bitirince 3 ay sonra görüşmek üzere dedi. Yeni dişin takılabilmesi için damağa yapılan ilk operasyonun iyileşmesi beklenmeliymiş. Tamamlanma öyle kolay mesele değilmiş. Santim santim ilerlemek gerekirmiş. Çıkarken bekleme salonuna uğrayıp Linda teyzeyle vedalaştım. Hala bütün bunlar onun başına gelmemiş gibi gülüyordu. Kuaföre ve estetisyene gitmekten vazgeçtim. Saçımdaki beyazlar ve yüzümdeki kırışıklıklarla mutlu olmayı deneyecektim. Çünkü onlar beni ben yapan şeylerdi. Buradaydım. Yaşadım. Aşık oldum. Acı çektim. İstiklal Caddesi'nde ittire kaktıra yürüdüm biraz. Linda teyzeden bugüne şehir çok değişmiş. Çok kalabalıklaşmıştı. Her tarafta saçma sapan alışveriş merkezleri, bangır bangır müzik. Çevremde geçmişten kalan bir dükkan aradım. 1936'dan beri vitrini hiç değiştirilmemiş olan kelebek korsenin önünde durdum. Linda teyze buraya hiç gelmiş midir acaba diye düşünürken vitrinden yansıyan yüzüme baktım. Sanki Linda teyze içinde göz olmayan bakışlarıyla geçecek deyip gülümsüyormuş gibi hissettim. Karşılık vermek istedim ama yani her şey bir anda olmaz.
Yeteri kadar öldükten sonra dedim, ben de onun gibi hep güleceğim.